Sayın Metin Arhun çok doğru bir noktada, yani sonuç olarak Metin Arhun oraya İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı olarak seçilmiş, oturmuş bir kitlesi var. O kitlesi bu konuşmayı yapsın diye Metin Arhun'a oy veriyor. O yüzden yani kendi kitlesini, zümresini savunacak durumda. Ama karşısında da tamam işte özgürlük var, ben seni dinliyorum ve ben seni anlıyorum, empati kuracağım falan yok yani. İnsanları aptal yerine koymak, karşınızdaki insanları aptal yerine koymak gerçekten artık bir adet haline geldi. Özellikle bu coğrafyada. Sanırım bu böyle Orta Doğu, bu Akdeniz coğrafyası, böyle insanları aptal yerine koyalım, işte ensesine vuralım, ağzından şekerini alalım falan gibi böyle bir katakullilerle sürekli insanları kandırma, haberiyle, siyasetiyle, siyasetçisiyle, şuyuyla, buyuyla sürekli bir insanları kandırma mantığıyla devam ediyoruz. Ben de soruyorum, bu 6 ay içerisinde asgari ücret konuşmadık, hayat pahalılığı da konuşmadık bu son 6 ay içerisinde. Mal ve hizmetlerde neye dayandırarak, mesela akaryakıt neye dayandırarak bu kadar zamlandı? Elektrik, neye dayandırdınız elektriği ve bu kadar zamladınız? Sizde bağlı değil biliyorum ama hiç kusura bakmayın bunu konuşurken. Veya belediyelerin su paralarını neye dayandırarak belediye hizmetler, belediyede verilen hizmetlerin bu kadar fahiş fiyatlara çıkması mesela. Neye dayandırdık bunu? Ya da eğitim harçlarının yükselmesini ya da ne bileyim işte marketlerde temel gıda maddelerinin bu kadar yükselmesini. Neye dayandırarak bu kadar fazla zam yapıldı bu 6 ay içerisinde? Ne asgari ücret konuştuk, ne hayat pahalılığı konuştuk. İşte bunu bir düşünün. Bunu hepimiz bir düşünelim. Biz de düşünelim bunu. Ama yani vatandaşı da aptal yerine koymak bana çok doğru gelmiyor.